Döviz alınır mı, altın alınır mı? Altın alınır arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya kardeşim 2400 dolardayken alınmaz diyordun, 2500 dolardayken alınır diyorsun. Evet arkadaşlar, 2400 doların taban olup olmadığını göremiyorduk o zaman. Eğer ki 2400 dolar güçlü bir taban yapmasaydı kendisine, bence 2100 dolara kadar giderdi. Ama altın koşulları hep kendi lehine olarak kullandı ve altın 2400 dolar seviyesinde kendisine taban yaptı. 2400'e tekrar gider mi? Gidebilir arkadaşlar. Bakın ons'tan bahsediyorum bu arada. 2500 dolarda 2450-2400 dolar seviyeleri gidebilir ama 2400 doların çok altını görmüyorum ben. Dolayısıyla altını alıp pozisyon alıp bekleyelim. Nereyi bekleyelim? 3000 doları bekleyelim pozisyonla, okeyim. Ons almayacaksınız diye tahmin ediyorum zaten. Gram altın olarak baktığınız zaman gram altın zaten her koşulda alınır. Niye alınır? Bir taraftan ons'un yükselişini bekliyoruz. Artık bir taraftan doların yükselişi zaten başladı ve devam etmek zorunda kalacak arkadaşlar. Dolar öyle ya da böyle yükselecek. Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de. Carry trade'çiler bu ülkeden öyle ya da böyle çıkmaya, kaçmaya başladılar, başlayacaklar ve bunu da arttıracaklar. Sebebi belli. Enflasyon düşüyor diye bas bas bağırıyor Mehmet Şimşek. Enflasyon düşüyor diye Erdoğan bağırıyor. Enflasyonun düşmesi iyi bir şey mi? Bazı ekonomilerde evet iyi bir şey. Ama arkadaşlar enflasyon düşüyor diye bas bas bağırırsanız ve 10 puanlık bir düşüş olursa bir önceki aya göre ve önümüzdeki ayda enflasyon açıklandığında, ayın 3'ünde açıklanacak işte, eğer ki cumartesi pazara denk gelmiyorsa. Ayın 3'ü veya 4'ü neyse. Ayın 3'ü veya 4'ünde enflasyon yine öyle 5 puan, 10 puan ya da Mehmet Şimşek'in söylediği gibi keskin düşecek 15 puanlık bir düşüş yaşarsa, yıllık bazda söylüyorum, artış hızı yavaşlarsa, bu eşittir faiz indirimlerinin geleceği anlamına gelir. Zaten faiz indirim yapmak zorunda kalırsın. O zaman kamuoyu baskısından da kurtulamaz. Dolayısıyla faiz indirimi olunca da ister istemez dövizde bir hareketlilik olabileceği beklentisi doğar. Bu da carry trade'çilerin yurt dışına kaçmasını, yani buradan elde ettikleri parayı götürüp başka daha avantajlı bölgelerde yatırım yapmalarını beraberinde getirir. İlk hareketler başladı. 34'e doğru gidiyoruz. Bu bizim hükümetin yaptığı, Merkez Bankası'nın yaptığı bir şey falan diyorsanız tabii ki saygı duyuyorum sizin söyleyeceğiniz şeye. Ama ben böyle bir kontrol mekanizmasının olduğunu, kontrolün bizde olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Kontrol tamamen yabancıların elinde şu anda. Mehmet Şimşek de buna gayet güzel hizmet ediyor. Gayet güzel hizmet ediyor arkadaşlar. Ne istiyorlarsa veriyoruz. Hani diyordu ya bir ara Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman başbakandı. Ne istiyorlarsa verdik, niye böyle yaptılar diye. Şimdi Mehmet Şimşek de ne istiyorlarsa veriyor arkadaşlar. Ama onların istekleri bitmez zaten bir. İkincisi mesele istek meselesi değil. Adam buradaki kaymağını alacak ve gidecek. Dolayısıyla kaymağını alıp giderken de sana verdiği zarar umurunda bile olmayacak. Merkez Bankası rezervleri ufak ufak düşüyor. Bakalım tekrar yükseliş eğilimine girecek mi, onu hep birlikte göreceğiz. Dolar yukarıya doğru ufak ufak hareketlenmeye başladı. Acaba o kısa vadeli bir şey mi, bizim kontrolümüzde olan bir şey mi, onu da göreceğiz. Ama bence bizim kontrolümüzde değil. Carry trade'çiler buradan daha iyi yer bulacaklar mı? Niye bulmasınlar kardeşim? Arjantin senden yüksek faiz veriyor. Ya da adam götürür Venezuela orada burada, eğer ki derdi sadece faizse, başka bir anlaşmalı mekana parasını yatırır, senden çok daha fazla para kazanır. Yok, güvenli liman mı arıyor? Zaten parayla para kazanıyor, borçla para kazanıyor adam ya. O zaman da şunu yapar kardeşim. Japonya'dan alır, Türkiye'ye getireceğini Amerika'ya götürür. Evet, 2 puan kazanır ama garantili para kazanır. Yarın öbür gün bir zarara girmez. Bakın şimdi biz sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bakıyoruz olaya ama başka şeylere de bakmak gerekiyor. Mesela özel sektörün borçlanması var arkadaşlar. Özel sektör ciddi anlamda borçlanıyor ve bu borç aslına bakarsanız sıkıntıların ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. 52 milyar dolarlık bu yıl içerisinde ödenmesi gereken borç var arkadaşlar. Şaka maka değil. 52 milyar dolar yıl sonuna kadar yapmamız gereken ödemeden bahsediyoruz. Aralığa kadar 52 milyar dolar. Kim ödeyecek? Kamu, özel sektör değil. Özel sektör. Sadece özel sektörün ödemesinden bahsediyoruz. Şimdi özel sektör bu parayı nereden bulacak? Ya yurt dışından tekrar borcu borçla çevirecek ya da borcu borçla çeviremiyorsa ve paranın sahipleri paramı öde kardeşim derlerse, o zaman
zaman yurt içinden talep edecek arkadaşlar. Yani onlar da döviz üzerinde bir baskı yaratacak. Cari açık meselesine gelelim. Cari açık da az buz değil. 24 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Ya kardeşim ne olacak 24 milyarlık cari açıktan diyorsunuz. O zaman cevap vereyim size. Türkiye'nin şu anda net rezervi, çok iyi dediğimiz net rezervi 46 milyar dolar. 46.9, 47 milyar dolar diyelim. Çıkart bundan 24 milyarı, senin sadece 20 milyar doların var. Carry trade'çinin parasını bile karşılayamazsın. Swap hariç net rezervlere baktığımız zaman zaten bunun yarısının borç olduğunu görüyoruz. 24.6 milyar dolar sadece senin cari açığını kapatır. 52 milyar dolar var özel sektörün. Öbür taraftan carry trade'çilerin tırnak içerisinde 20-25 milyar doları var. Bütün bunları karşılayabilmen mümkün değil kardeşim senin. Dolayısıyla da dolarda hızlı hareketlilikler olabilir ve olacak, kaçınılmaz bu. Olması da gerekiyor bu arada. Sen ihracatçıyı boğdun bu sene. Turizmciyi bitirdin bu sene. Büyük ihtimalle seneye zaten turist falan da gelmeyecek yedikleri kazıklardan dolayı. Adamlar ağlaya ağlaya gittiler buradan çünkü. Ulan dediler, vay arkadaş, Türkiye Yunanistan'dan da İspanya'dan da Fransa'dan da İtalya'dan da daha pahalı bir ülke haline gelmiş. Biz buraya ucuz diye geldik ama canımızı okuyup gönderdiler diye söylene söylene gittiler arkadaşlar. Bunları ben uydurmuyorum. Turizm sektöründe gidin herhangi birisiyle konuşun, ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Ya da böyle herhangi bir yabancı turiste ya da yerli turiste, hani yabancı olan yerli turiste. Almanya'da çalışıyor, Türkiye'ye tatil yapmaya geliyor. O adamlarla, o kadınlarla, o insanlarla konuşun, ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Türkiye yurt dışından zaten daha pahalı bir ülkeye geldi. Bir de kendilerini kazık yemiş gibi hissediyorlar. Dolayısıyla sen bu yıl görmediğin tepkiyi seneye göreceksin. Üstelik avantajlı bir ülke olsan bile. Mısır, Şarm el Şeyh aldı başını gitti. Öbür tarafta arkadaşlar İtalya, Yunanistan bile senden çok daha ucuza hizmet veriyor ve bütün bunların karşılığında sen daha pahalı gibi görünmeye ve kazık atan taraf gibi görünmeye devam ediyorsun ve tabii ki de turist seneye sana gelmeyecek. Alın size dolara olan ihtiyacın karşılanmaması ile ilgili bir durum daha. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin sıkıntılarının büyüdüğünü görüyoruz. Ama ne diyorlar? Enflasyon düşecek. Ama ne diyorlar? Türkiye'de merak etmeyin, her şey yolunda ya. Her şey yolunda, öyle Türkiye'de pahalılık falan yok deyip sonra ballı kaymaklıların işlettiği köprü ve otoyollara, biliyorsunuz yap işlet devrette onlar. Yaptılar, işlettiler, bir türlü devredemiyorlar. Boyuna işletmeye devam. Yeniden zam yapıldı arkadaşlar. Bu yıl sanıyorum 2 veya 3. zam. Köprü ve otoyollara bir zam daha yapıldı. Özellikle köprülere %40 civarında zam yapıldı arkadaşlar. El insaf, %200'ün üzerinde bu yıl zam yapıldı köprü ve otoyollara. Yahu bu ülkede enflasyon bu kadar düşükken ve düşüş eğilimindeyken ve daha da düşecekken ve Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle, buradan birebir okuyayım size, kısa sürede enflasyon düşecek ve tüm kesimler rahatlayacak derken devletin yaptığı bu zamlara ne demeli? Devlet yapıyor bu zamları. Ballı kaymaklılar, o köprü ve otoyolların sahipleri diyor ki devlete, ya biz karşılayamıyoruz. Bize yetmiyor. Yetmiyor adamlara anasını satayım. Hiçbir şey yetmiyor. Ne versen yetmiyor. Gayya kuyusu gibi, dipsiz kuyu gibi arkadaşlar. Attıkça gidiyor, attıkça gidiyor, kuyu bir türlü dolmuyor. Onlar diyor ki yetmiyor. Bizimkiler daha bir demeden ikiletmiyorlar sözlerini ve hemen çat diye zammı yapıştırıveriyorlar. Böyle de adiliz ülke olarak. Niye? Çünkü ballı kaymaklılarımız daha çok kazansın. Bir başka konu, konut piyasası ile ilgili geçen gün bir video paylaştım. Orada dedim ki konut fiyatlarında çok ciddi yükselişler olacak arkadaşlar. Dikkatli olun. Bakın, konutlarınızı faiz için falan satıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Yarın öbür gün o faiz ve ana paranızın toplamıyla tekrar o konutu yerine koyamayacaksınız diye elimden geldiğince uyarmaya çalıştım. Bayağı da bayağı izlendi. Neredeyse 500 bine geldi şu anda izlenmeleri. Konut fiyatlarının yükseleceğiyle ilgili yaptığımız video. Şimdi yine bir veri geldi arkadaşlar. Konut fiyat endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı. Konut fiyatları Temmuz ayından bu aya, bir önceki Temmuz ayından, yani 2023'teki Temmuz ayından bu yılın Temmuz ayına kadar %38.7 oranında artmış. Şimdi diyeceksiniz ki hani konut fiyatları düşüyordu? Hani konut fiyatları dipteydi? Hani konut alınırdı? Peki, haklısınız, özür. Şimdi özür dileyim ama biraz sonra siz de özür dileyeceksiniz. Bunu söyleyenler de özür dileyecek. Onlardan da özür bekliyorum. Biz ne dedik? Enflasyon karşısında konut fiyatları düşüyor ve bu düşüş devam ederse bu maliyet
artışlarıyla birlikte yarın öbür günde faiz indirimlerinin gelmesiyle konut fiyatlarında ciddi ataklar olur dedi. Aynı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şunu da söylüyor. Bakın 38.7 oranında arttı diyor. Geçen yılın aynı ayına göre. Ama reel olarak diyor konut fiyatları %14.3 oranında düştü diyor. Anladınız mı demek istediğimi? Reel olarak enflasyonun karşısında konut fiyatları %14.3 oranında eridi kardeşim diyor. Bu eşittir şu demek. Şimdi bir fiyat durur ya da düşer enflasyonun karşısında. Durup düşüyorsa enflasyon karşısında, enflasyon gitmeye devam ediyorsa, fiyatlar artmaya devam ediyorsa, maliyetler artmaya devam ediyorsa, yarın öbür gün öyle ya da böyle bu fiyatlarda çok ciddi hareketler görebiliriz demektir bu. Nitekim geçmişe baktığımızda ciddi hareketlerin olduğunu görüyoruz. Yine öyle bir döneme girdik, onu da söyleyeyim. Bu konut üzerindeki baskı bir süre daha devam eder. Sonra faiz indirimleri başlar. Sonra konuta özel faiz indirimleri. Öyle ya da böyle başlar. Çünkü biliyorsunuz bunların ana dalı zaten müteahhitlik. Öyle ya da böyle malı ellerinden çıkartmak için özel faiz hareketleri yapmaya başlarlar. Birileri de toptan almıştır zaten şu anda ya da almaya devam ediyordur. Nakit olarak almıştır, özel koşullarla almıştır hem devletten hem bazı müteahhitlerden fark etmez. Sonra arkadaşlar bunların elden çıkartılmasının gerektiği an itibariyle faizleri çat diye aşağıya vurdururlar. Konut fiyatları fırlar, millet de zıplar. Hemen konut alayım da daha pahalanmadan en azından ev bark sahibi olayım diye. Ama konutunu satan adam, şöyle bir psikoloji vardır arkadaşlar. Bu sadece konut için geçerli değil. Mesela altınızı satmışsınızdır. Bir daha altın alacaksınız, koyacaksınız yerine ama hep düşmesini beklersiniz. Ya biraz düşsün öyle alacağım dersiniz. Yükselirken bir türlü eliniz gitmez altına. Ya da atıyorum dolar. Doları atıyorum 31'den satmışsınızdır. 32'den satmışsınızdır. Hep doların biraz daha geri gelip daha düşükten alma eğilimindesinizdir. Bu insan psikolojisi. Bu Türklere özel bir şey değil arkadaşlar. Bütün dünyada bu böyle işliyor. Bu bende de böyle, herkeste de böyle. En profesyonelinde de böyle, en az profesyonelinde de böyle. Öyle söyleyeyim size. Yani bir ürünü sattığınızdan o ürünün fiyatının düşmesini istersiniz psikolojik olarak ve daha ucuzdan yerine koymak istersiniz. Şimdi o konut fiyat yükselişinde konutunuzu sattıysanız, faize koyduysanız kendiniz haklı olduğunuzu düşündüğünüz için ulan en iyisini ben biliyorum diye düşündüğünüz için o konutu bir daha 100 bin lira üzerine yerine koymazsınız. 200 bin lira üzerine yerine koymazsınız. 500 bin lira üzerine yerine koymazsınız. 1 milyon üzerine yerine koymazsınız. 10 milyon üzerine yerine koymazsınız. Sonra da dersiniz ki ulan biz evi sattık, faize para yatırdık, faizden 2 milyon getirdik ama evin değeri 10 milyon getirdi. 8 milyon zarar ettik. Şimdi sattığımız evi yerine koyamıyoruz dersiniz. Anlatabiliyor muyum? Hikaye böyle dönüyor arkadaşlar. Ve yine yanılmıyorsam TÜİK'in verileriydi geçen gün sizinle paylaştığım. TÜİK ne diyordu arkadaşlar? Kredili satışlar dipte, yani ipotekli satışlar dipte. Birileri kredi kullanarak ev alamıyor. Ya bankalar kredi kullandırtmıyor ya da faizler çok yüksek olduğu için ev alacak kişiler bunu tercih etmiyor diyor idi TÜİK'in verisi. Ama birileri de peşin peşin ev alıyor. Çünkü ev satışları arttı diyordu TÜİK'in kendisi. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Birileri faiz için, onun için, bunun için evini elden çıkartıyor. Ucuz, pahalı bakmıyor. Birileri de bu ucuz fiyatlardan patır patır piyasadan mal topluyor demektir arkadaşlar. Bu ayrımı iyi yapmakta fayda var. Üzülürsünüz. Hele ki ihtiyacınızsa, hele ki son evinizse, hele ki oturduğunuz evinizse sakın ha. Yatırım yapmayabilirsiniz. Bunu anlarım. Okey abi. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Bunu anlarım. Ama sakın ha. Başınızı soktuğunuz evi satıp da faize para yatıracağım, oradan da deli gibi para kazanacağım kafasına girmeyin. Çok üzülürsünüz. Çok ağlarsınız arkadaşlar. Dolara bir kez daha bakalım arkadaşlar. 33.72. Tabi bu bankalar arası piyasa arkadaşlar. Mesela buraya yazan arkadaşlar var. Vakıfbank'ta ben almak istiyorum 34 lira. 34.20 falan diyenler var. Öyledir zaten arkadaşlar. Yani siz ekranda 33.72 görürsünüz bankalar arası piyasada. Ama bankalar bile aslında bu fiyat üzerinden ticaret yapmazlar. Daha yukarısında genel itibariyle alırlar. Daha altında genel itibariyle satarlar. Ona da zaten kotasyon farkı diyoruz.
Son olarak bir de işsizliğe vurgu yapalım. Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik 3 yılın zirvesindeymiş. Bu kafa devam ederse 5 yılında, 10 yılında, 20 yılında, 50 yılında, 100 yılında zirvesine çıkarız arkadaşlar. Yani bu kafa devam ederse, çünkü ne yazık ki hiçbir ama hiçbir önlemimiz yok. Para piyasaları dışında, para piyasalarında ne kadar doğru yönetiyoruz o da apayrı bir tartışma konusu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen tuşuna bastıysanız harikasınız arkadaşlar. Katıl butonuna bastıysanız harikasınız. Kanalımıza üye olduysanız çok çok teşekkür ediyoruz. Süper stickerlarla bizlere destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın, mutlu kalın.